Telefonunuzun çağrı ekranında 112'nin aradığını görürseniz büyük ihtimalle bir dolandırıcılık şebekesiyle karşı karşıyasınız efendim. Kendilerini 112 servis personeli olarak tanıtan dolandırıcılar aradıkları kişilere türlü yalanlar söyleyerek para talep ediyorlar. Maalesef birçok mağdur da bu yalana inanıyor. Ne yazık ki o sahtekarlara istedikleri tutarları da gönderiyorlar. Peki bu tuzağa düşmemek için ne yapmalı? Uyarılar haberimizde. Tamam, ben de sana kapatıyorum. Geldim mi kapatıyorum. 216, 212 hemen kapatıyorum. Dolandırıcılar özellikle yurt dışından sanal numaralar üzerinden vatandaşları arıyorlar. Fakat bu aramaları sanki Sağlık Bakanlığı'ndan, sanki 112'den arıyormuş gibi gösteriyorlar. Panelci olarak adlandırılan dolandırıcılar şeytanın bile aklına gelmeyecek yöntemler geliştiriyor. Bu defa da 112 Acil Çağrı Merkezi'nin numarasını kullandılar. Vatandaşların kişisel verilerine yasa dışı yollarla ulaşan dolandırıcılar vatandaşları devlet numaralarından arıyormuş gibi gösteriyorlar. Kişisel bilgilerinize paneller üzerinden erişim sağladıkları için bunları da sunuyorlar ve çok ciddi bir mağduriyetle karşı karşıya bırakıyorlar. 112 arasa arama ihtimalinin düşük olduğunu düşünüyorum 112'nin, normal bir sebepte de. Arasa açarım. Önce nedenini sorarım ama 112 durduk yere aramaz diye düşünüyorum. Birçok kurban da böyle düşünüyor. Kendinin 112'den arandığını görenler önemli bir şey vardır diyerek telefonu açıyor. Dolandırıcıların ekmeğine yağ sürüyor. Bu kadar basit de kandırılmasın artık Türk milleti. Yani bu kadar da köklü bir tarihi olan bir millet kandırılmasın artık böyle saçma şeylere. İnsanları tıpkı böyle 112 numarası üzerinden arıyorlar. Çeşitli yalanlar söyleyerek de kandırıyorlar. Tuzağa düşenleri ise teker teker avlıyorlar. Bizim milletimizde şöyle bir şey var. Yani çabuk kanan, çabuk böyle inanan bir milletiz. Normalde 112 tutup da insanları arayıp da işte ambulanssız, işte personeliz, yolda kaldık, işte para gönderin gibi bir şey demesi mümkün değil. 112 beni niye arar ki, beni aramadan? Ben geri kapatırdım. Araşmam yani. Ne oluyor, ne bitiyor, ne söyleyecekler ama muhtemelen konuya uyanırdım. Çünkü 112'nin asla böyle bir şey yapmayacağını her aklı başında insan bilir yani. 112'yi kullanıyorlar, 155'i kullanıyorlar ve bu sayede vatandaşlarda güven tesis ediyorlar. Kendisini 112'nin aradığını görenler panikliyor, yakınlarına da bir şey olduğunu sanıyor. Bu nedenle de olağan dışı durum karşısında telefonu cevaplamak durumunda kalıyor. Özellikle ambulans şoförü olarak ya da Sağlık Bakanlığı'ndan arıyormuş gibi gösteriyorlar ve bu sayede vatandaşlardan para almaya çalışıyorlar. Aslına bakarsanız her şey tamamen bir şekilde dolandırma amacıyla oluşturulmuş. Zira vatandaşları korku ve panik havasına yönlendirerek vatandaşların cebindeki paraya göz dikmiş durumdalar. Devletin şeyine inanırsın, mecbur devlet kollarını arıyorsa. Peki bu dolandırıcıların tuzağına düşmemek için ne yapılmalı, nelere dikkat edilmeli? Vatandaşlarımızın bu dönemde oldukça dikkatli olması gerekiyor. Özellikle sanal numaralardan yapılan aramalara asla itibar etmemeleri gerekiyor. Ailenizle ilgili herhangi bir sorun yaşadığını iddia eden kişiye para kaptırmamalısınız. Bu kişilerin numaralarından iletişim kurmaktan ziyade aile bireylerini doğrudan aramanız bu noktada önem arz eder. Aksi takdirde dolandırıcıların tuzağına düşebilir. Hem kişisel bilgilerinizden, hem verilerinizden, hem de paranızdan olabilirsiniz.